Evet, selamünaleyküm. Bugün ne yapacağız? Tabii ki de konumuz nedir? M5 bildirim geldi. Onu hep beraber bir açalım. Tabii ki de açarken ne yapacağız? M5 etkinliğinde bunu nasıl aldım? Kısaca anlatacağım. Çoğu arkadaş tahminen bunun nasıl alındığını bilmediği için ta sonuna kadar gitmeyi niyetlenmedi bile. Bunun bazı püf noktaları var. Onlardan bahsedeceğim ve süreci anlatacağım birazcık. Ve ondan sonra tahminen çoğu kişi bu yılki M6 figürünü alacaktır diye düşünüyorum. M6 figür hangisine geldi? Kulüt kahramanına geldi. Ve baya güzel bir figür olacak gibi, bu seninkini de garanti almak lazım. Tabii ki de videoya geçmeden önce hemen söyleyeyim. Elinde M3 ve M4 figür olanlar varsa bana ulaşabilirse sevinirim. Onları da almak istiyorum. Hadi şimdi kutuyu açmaya geçelim. Tabii ki de dostum, geçmeden önce aşağıdan bir abone olur, like atarsan, hele hype'larsan daha ne isteyeyim, cansın. Şimdi gelelim şu güzeller güzeli kutumuzu açmaya. Evet, hemen kutumuzu açıp bir başlayalım, hemen bir bakalım. Bizi karşılayan ilk şey güzel bir poster oluyor. Hemen o şu postere bir bakalım. Şu şekilde güzel bir poster bizi karşılıyor. Bunu tahminen şu arka tarafıma yapıştırırım. Bayağı güzel bir postere benziyor. Arka tarafında da şu şekilde yazılar bulunmakta. Hemen onu da göstereyim, yazıları da. Neler var neler yok, hepsine bakacağız. Kutu içeriğini A'dan Z'ye hepsini göstereceğim. Şu şekilde dümdüz bir karton, herhangi bir özelliği yok. Sadece bir poster. Güzel bir poster bence. Şimdi gelelim diğer çıkanlara. Bir tane poşet. Bir tane nasıl kurulacağı ile ilgili kartpostal var. Tabii ki de biz Türkler olarak bunu kullanır mıyız? Tabii ki de hayır. At kenara gitsin. Başka neler varmış? Liflerle kapatmışlar. Teşekkürler Monton. Güzel paketlemişsin açıkçası. Şimdi gelelim kutunun içine en civcivli olana. Hemen onu göstereyim. Şu şekilde gözüküyor. Bayağı güzel. Adamlar bayağı sağlam yapmışlar o bakımdan. Monton teşekkürler açıkçası. Gelesiye kadar sapasağlam gelmiş o bakımdan. İlk başta direkten figürümüzü çıkartalım. Şu göbekte bulunuyor. Hala süngerler çıkıyor. Ve tada. Şöyle yakınlaştırayım, göstereyim. Bayağı güzel bir figürü bence. Detayları falan hoş gözüküyor. Şimdi bunu bir birleştirelim. Tabii ki de direkten ilk başta alt tabakasını çıkartalım. Alt tabakasında bu gözlü bulunuyor. Keşke şöyle bir bakalım. Gayet hoş gözüküyor bence. Alt tabakasında bu şekilde M5 var burada. Keşke alan kişilerin linklerini de şuraya sağa sola yazsalarmış. Daha güzel olurmuş. Ama böyle de güzel, benim için fark etmez. İnşallah M6'da o şekilde yaparlar da bu linklerimiz falan aşağı tarafta yazar. Yani bize özel bir figür olmuş. Olur, o kadar para veriyoruz daha etkinliğe. Şimdi gelelim ne yapalım? Şunu gelelim, şuna bir platforma sabitleyelim. Sonra geri kalanları sabitleriz. Şu şekilde platformda duruşu gayet güzel duruyor bence. Şimdi gelelim, diğer malzemeler var daha içinde. Biter mi bu kadarla? Ve bununla beraber şu en sağ tarafta tabii ki de bunun şey var, kanatları vardı. Onlar var. Hemen onları da çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde de kanatları bulunmakta. Sert plastikten yapılmış. Gayet güzel detayları bulunmakta. Kolay kolay kırılmıyor. Nice monton, güzel olmuş. Bunu da şimdi şu sağ tarafına doğru takıyoruz. Bu arada bayağı ağır bir şey. Şöyle yakından böyle hop. Takalım, takalım, taktık. Şu şekilde gayet güzel gözüküyor. Bitti mi? Tabii ki de daha bitmedi. Bununla beraber bir de şurada en kenarda şöyle bir şeyler var. Şöyle bir zalazoklar. Onları da şimdi yerlerine takalım. Ondan sonra işimiz bitiyor zaten. Şu şekilde ejderhanın tahminen şu kafası şu da yan tarafa takılacak şey gibi. Hemen şu ejderhanın kafasını bir monte edelim. O da şuraya şu şekilde. Ops. O da düzgün bir biçimde girdi. Şimdi şu arka tarafta şunu da şuraya takıyoruz ve bitti. Ve tamamıyla şu anda figürümüz tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi şu ejderhanın kafası falan bayağı hoş gözüküyor bence. Figürün kendisi zaten başlı başına bir başyapıt bence. Hoş gözüküyor. Bir de zaten ben figür toplamayı da seviyorum. Arkamda full figür dolu. Bunda güzel bir yer edinecek kendisi. Şimdi şurayı toparlayalım ve nasıl aldığıma geçelim. Evet, şimdi gelelim figürün elime ulaşıncaya kadarki sürecini anlatmaya. Süreç ilk olarak M5 etkinliğiyle başlıyor. M5 etkinliğinde ilk başta iki tane kart oluyor. Bir tanesi normal, bir tanesi premium kart. Eğer figüre kadar gitmek istiyorsanız premium kart almanızı tavsiye ederim. Çünkü artı 5 seviye daha veriyordu. İlerleyen seviyelerde seviye kasmak o kadar zorlaşıyordu ki. Bu en kötü 120'den 125'ten sonra o bir level açıkçası çok zor kasılıyordu. O bakımdan yüklü miktarda elmas yatırmanız gerekiyordu. O bakımdan ilk başta
premium kartı almanızı tavsiye ederim. Ve bununla da beraber tabii ki de tüm görevleri aralıksız tamamıyla bitirmek ve XP olabildiğince kadar sonuna kadar götürmek. Zaten premium kostümünü almak istiyorsanız o basit, onu herkes zaten alıyor. Görev her türlü tamamlanıyor. Peki figüre gitmek için cidden birazcık elmas yatırmanız gerekiyor. Aşağı yukarı bir 5,5-6K civarında bir elmas yatırdığınızda tabii ki de tüm görevleri yaptıktan sonra ancak ve ancak sonuna kadar gidebiliyorsunuz görevleri. Buraya zaten M5 etkinliğini bırakırım şu şekilde. Gördüğünüz gibi zaten yapılmanız gereken belli XP'lerin tamamını toparlayıp sonuna kadar dayamak ve oradaki figür simgesini alıyorsunuz. Ve bu süreçten sonra yapmanız gereken tek şey beklemek. Ve bir süre sonra Monton size adres soruyor. Bu figürü hangi adrese yollayalım diye soruyorlar. Maalesef Türkiye sınırları içerisinde kargoyla getirtilemiyor figür. Peki ne yapmanız lazım? Yurt dışında akrabanız olması lazım. Veya bir tane posta kutusu kiralayıp oraya yollattırabilirsiniz. Oradan artık bir şekilde aracılarla falan bunları çözen firmalar tahminen vardır. Onlarla mailleşip bu işi halledebilirsiniz. Veya farklı yollardan araştırıp bakabilirsiniz. İlk olarak ne yapıyorsunuz? Komple bir etkinliği fulluyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Hangi ülkelere kargo varsa ona göre adresinizi giriyorsunuz. Ondan sonra zaten bekleme süreci giriyor. Bekliyorsunuz. Bu ta M5 etkinliği ta geçen yılın bilmem kaçıncı ayın etkinliğiydi. Daha yeni yeni elimize ulaştı. 2 ay önce falan zaten yurt dışına gelmişti. Yani bayağı uzun bir süreç kargolanması. Ondan sonra zaten kargo adresinize teslim ediliyor. Ondan sonra artık yurt içine girmesi bekleniyor. Bayağı yani uzun ve bir meşakkatli bir süreç oluyor. Yani yıllardır oynadığım oyundan en azından dedim ki bir tane hatıra kalsın ve şöyle güzel bir figür elde edebileyim diye düşündüm. Tekrardan söylüyorum, elinde M3 ve M4 figür olan varsa alabilirim. Evet, M5 figürü de bu şekildeydi. Bence cıncık gibi çok güzel bir figür yapmışlar. Detayları falan gayet hoş. Sadece tek eksiği bence alt tarafta nicklerimizi yazmaları lazımdı. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Açıkçası figürü getirmek istiyorsanız yurt dışında bir tane akrabanızın olması lazım. Normalde yazıyor yani Türkiye'den alamazsınız diye, öyle bir şey yok. Bu etkinliği fullledikten sonra adresi yurt dışı yazdığınızda figür size geliyor. O bakımdan figürü almak isteyenler etkinliği fullesinler. Herhangi bir yurt dışı adresiyle bu figürü teslim alabilirsiniz. Süreç biraz uzun ama bence değerli. Hadi şimdi gelelim diğer figürlerime bakmaya. Hepsini birbirinden çok seviyorum açıkçası. Hobimi de tanıtmış olurum bu video vesilesiyle. İlk olarak şu şekilde klasik arabaları biriktirmeyi seviyorum. Bu ta çocukluğumdan kalma bir Mercedes araba. Ve şu da Hudson Hornet'e benzediği için almıştım. Çok güzel bir klasik araba. Tabii ki de Impala'yı kim sevmez ki. Ve arkasında en babaları olan 1967 model Shelby Mustang bir araba. Ve tabii ki de onun yanında One Punch Man. Ve bununla beraber tabii ki de biter mi? Tabii ki de bitmez. Burada Zoro figürüyle başlıyoruz. Yan taraftan Haku'yla devam ediyor. Ve yan tarafında tabii ki de benim ana karakterim One Piece Luffy. Ve tabii ki de iniyoruz. JJK'nın kendi kostümü. Figürü çok daha ucuzdu kendisinden. Bir tane Harry Potter figürü. Tabii ki de olmazsa olmaz Naruto'dan bazı figürler. Şu şekilde hızlıca yan tarafa doğru geçeyim. Hepsini birbirinden fazla seviyorum zaten. Ve Naruto'nun hocası Sapı Kokage. Ve tabii ki de bazı Minecraft figürlerinde bulunmakta. Aşağı tarafa doğru geçecek olursak şu tarafta Tazmanya canavarım ve Shaggy, Tom ve görmüş olduğunuz gibi Hunter x Hunter etkininden kimse daha kostümü almamışken ben direkt kostümünü almış bulundum. Figür çok daha ucuz etkinliğinden ve bu tarafa doğru gelirsek Shirin Baba ve arkasındaki My Hero Academy'den güzel bir figür yine. Bu taraf birazcık daha ilk başladığımdaki figürlerim. Evet, hobim ve M5 figürü de A'dan Z'ye bu şekildeydi. Artık dostum aşağıdan bir abone olmayı, bir like atmayı, hele bir de hype'larsan daha senden ne isteyeyim. Kendine dikkat eyle. Allah'a emanetsin. Sayonara.